Bugün size bir tatil yöresinden atıyorum bu videoyu. Tatilin arasına bunu da sıkıştırayım dedim. Böyle bir şey olsun dedim. Geçen dersimizde 4 halife döneminin ilk iki halifesinden bahsetmiştik. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'den bahsetmiştik. Bugün de Hazreti Osman ve Hazreti Ali'den bahsedeceğiz. Bu halifelerden biraz bahsedeceğiz. Şurada bir hata yapmışım. Bu 656 olacak arkadaşlar. Hazreti Osman ilk 4 halife arasında en uzun süre bu makamda kalan kişi kendisi. Şimdi ben Hazreti Osman dönemini ikiye ayırıyorum. Şöyle ikiye ayırıyorum. Bir, Hazreti Ömer döneminde başlayan fetihlerin sürmesi. Böyle bir durum söz konusu. İşte Trablusgarp falan bu dönemde Kuzey Afrika, Tunus vesaire buralar fethedilecek. Horasan'a kadar gidecek Müslümanlar. Azerbaycan taraflarına gidecekler. Hatta Hazarlarla falan savaşacaklar. İlk defa Türk-İslam savaşları başlayacak. Ama bir yandan da İslam devletinde böyle artık kazanın kaynadığını göreceğiz. Özellikle belli kesimlerde halifeye karşı çok ciddi bir muhalefet olduğunu, sahabeler arasında derin ayrılıkların olduğunu ve bunların bir halifenin öldürülmesine kadar gittiğini göreceğiz. Hazreti Osman doğrudan doğruya Müslümanlar tarafından öldürülen ilk halife. Böyle bir anlaşmazlık söz konusu. Tabii bu da İslam devletinde çok ağır bir takım yaralar açacak. Etkileri çok uzun süren. Fetihlerden bahsedelim. Kuzey Afrika'nın fethi devam etti. Trablusgarp, Tunus bu dönemde alındı. Şurada bir detay verdim ama bu detayın ortaya çıkardığı sonuç bizim için önemli. Şimdi Müslümanlar Mısır, Suriye gibi yerleri aldılar. Bunlar aynı zamanda Doğu Akdeniz ülkeleri. Siz eğer böyle denizlere yakın kıyı sahillerine yerleşecekseniz arkadaşlar buraları sadece kara ordularıyla elinizde tutamazsınız. İlla ki bir deniz gücüne ihtiyacınız vardır. Bu nasıl ortaya çıktı? Şöyle oldu. Bizans ani bir baskınla İskenderiye'yi Müslümanlardan aldı. Burası önemli bir liman Mısır'da. İskenderiye'nin kaybı Müslümanlara bir şey gösterdi ki eğer buralarda yerleşmek istiyorlarsa Müslümanlar bir deniz gücüne sahip olmalı. İşte ilk defa da Hazreti Osman döneminde bir donanma kuruldu. Şuradaki parçada da bundan bahsetmişim notta. Demişim ki Suriye ve Mısır'ın alınmasıyla Müslümanlar Doğu Akdeniz'e iyice yerleşmişti. Ancak Bizans'ın deniz gücü bölgedeki Müslümanları daima tehdit ediyordu. Eğer Müslümanlar burada kalıcı olarak var olmak istiyorlarsa bir donanma inşa etmeleri gerekirdi ki Hazreti Osman döneminde de bu yapıldı. İlk deniz gücü de böylece ortaya çıktı. İlk deniz savaşı, Zatüs-Savari savaşı, Doğu Akdeniz'de Bizans hakimiyetinin sona ermesi. Demek ki İslam donanması da önemli bir güce ulaşmış aslında. Bunu anlayabiliriz. Bizans'ı yeneceği kadar da güçlü. Gelelim Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması meselesine. Daha önce Hazreti Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmişti. Hazreti Osman zamanında son kez işte Kureyş lehçesine göre düzenlenip büyük illere gönderildi. Niye böyle bir ihtiyaç ortaya çıktı? Küfeliler ve Şamlar arasında Kur'an'ın okuma biçimi konusunda bir anlaşmazlık yaşandı. Bu anlaşmazlık daha büyümesin diye bir tedbir alındı ve ilk Kur'an nüshası, ilk Musaf Kureyş lehçesine göre düzenlenip büyük illere, büyük merkezlere gönderildi. Böylece yanlış yorumlamaların da önüne geçilmek istendi. Tekrar söylüyorum, Kur'an-ı Kerim ne zaman kitap haline getirildi dersek Hazreti Ebu Bekir, ne zaman çoğaltılıp büyük illere gönderildi dersek Hazreti Osman dönemi aklımızda kalmalı. Gelelim Hazreti Osman'a yönelik muhalefet ve işte bu kaynayan kazan. Biraz bundan bahsedelim. Neden insanlar, belli kesimler en azından Hazreti Osman'a muhalefet etmişler? Şunlardan dolayı Hazreti Osman Emevilerin soyundan geliyor, Ümeyye oğullarından. Kendisi önemli valiliklere çoğunlukla da kendi ailesinden insanları getirmiş, Emevi soyundan gelenleri. Bu bir rahatsızlık yaratacak diğer Arap kabilelerinde ve Kureyş'in diğer kollarında. İkincisi, Kureyş'in üstünlüğünü iddia edenlere de göz yummuş. Böyle geçiyor kaynaklarda. Bu da özellikle diğer Arap kabilelerini rahatsız etmiş. Ve bazı sahabelerle yaşadığı tartışmalar, bazı sahabelerin kendisine muhalefet etmeye başlaması derken fetihlerdeki duraklamalar ve ortaya çıkan ekonomik kriz ilk defa bir halifenin öldürülmesine kadar giden olaylara sebep olacak. 656'da Medine'de Hazreti Osman evini kuşatacaklar, ona muhalif olanlar ve kendisini şehit edecekler. Niye önemli? İslam tarihindeki ilk iç karışıklıklar olarak geçiyor arkadaşlar. Bu ileride ayrılıklara doğru gidecek. Gelelim Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali biraz şanssız çünkü çok kötü bir miras devralmış. Özellikle Hazreti Osman'ın kanını ileri sürenler kendisine en baştan beri muhalefet etmişler. Bu durum savaşlara kadar giden gelişmelere yol açmış. Bu dönemdeki bu iç karışıklıklardan dolayı da fetihlerde
bir duraklama, bir kesinti var. Zaten ben şunu hep söylüyorum. İç politikada güçlü olmayan yapılar dışarıda çok güçlü olamazlar arkadaşlar. Dolayısıyla Hazreti Ali döneminde de fetihlerde böyle bir canlılık falan yok. Aksine bir duraklama söz konusu. Peki o dönemdeki belli başlı olaylar. Cemel vakası, Hazreti Ayşe başta olmak üzere bazı sahabelerin Hazreti Osman'ın katillerini bulamaması sebebiyle Hazreti Ali'ye muhalefeti, erken savaş. Cemel vakasıyla ilgili neyi bilmemiz gerekiyor dersek, ilk iç savaş. Müslümanların ilk defa böyle bir savaşta karşı karşıya gelmesi durumu. İlk iç karışıklıklar Hazreti Osman dönemi, ama bu iç karışıklıkların ilk defa iç savaşa dönmesi Hazreti Ali dönemi. Cemel vakası da bunun ilk örneği arkadaşlar, ne yazık ki. Gelelim daha sert bir muhalefete, daha büyük bir savaşa ve daha dişli bir halife adayına, Muaviye. Muaviye Emevi soyundan geliyor. Kendisi Şam valisi. Başarılı bir vali. Bölgede de aslında çok da etkili. Hazreti Ali'ye biat etmeyecek ve bölgesindeki pek çok kabilenin de desteğini alacak aslında doğal olarak Muaviye. Taraflar sıfırında karşı karşıya gelecekler ama savaştan kesin bir sonuç alınamayacak. Mesela hakemlere gidecek. Buraların detaylarını çok anlatmak istemiyorum. Uzun uzun hakemler karar versin denecek. Ama burada taraflar yine uzlaşamayacaklar bilindiği gibi. Derken hakem olayı karışıklıkları azaltmak şöyle dursun, daha da ayrılığı derinleştirecek. Ve Müslümanlar gruplara ayrılacak. Bir tarafta Şii, Şia, parti anlamına geliyor zaten. Hazreti Ali'yi destekleyenlere verilen isim. Sünni Muaviye tarafı Müslümanlara verilen isim ve hariciler, ikisini de desteklemeyenler. Hariciler daha çok İslam devletinde Kureyş dışında kalan gruplar olmuş. Bunların Kureyş'in üstünlüğüne karşı bir muhalefeti var. Hazreti Ali Nahrevan'da bunlara ağır bir darbe indirecek. Bu meseleyi büyük ölçüde çözecek aslında, haricilik meselesini. Ancak hariciler her iki halife adayına da suikast düzenleyecekler. Derken Hazreti Ali bu suikast girişiminde hayatını kaybedince 4 halife dönemi de sona erecek. Dikkatimizi çeken şey şu olmalı. Hani İslam tarihindeki bu ilk ayrılıklar bir takım siyasi anlaşmazlıkların sonucunda ortaya çıkmış. Bunlar bir dini gruplaşma falan değil arkadaşlar. Ancak ileride bir dini şekilde alacaklar. Özellikle Kerbela olayı çok önemli İslam tarihinde. Peki Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasındaki rekabet neyi gösteriyor? Aslında bunlar İkisi de Kureyş kabilesine ait mensup insanlar. Biri Haşimiler kolundan, biri Ümeyye oğullarından, yani Emeviler kolundan. Bu iki aile İslamiyet'ten önceki dönemde de Mekke'de aslında rekabet halindeydi. Şimdi bu rekabet bir kez daha kendini gösterdi ve doğal olarak da maalesef kanlı gelişmelere de gitti. Hazreti Ali ölünce dediğimiz gibi ilk 4 halife dönemi sona ermiş. Bundan sonra Emevi hanedanı ve Muaviye'yi göreceğiz ama o bizim diğer dersimizin konusu. Emeviler çok önemli tabii, çok soru var oradan da. Bir tane soru var. Bu önemli bir konu aslında. Çok soru gelmemiş. Enteresan. Bir halifelerle ilgili soru vardı. Aslında birkaç halifeyi ilgilendiren. Bir önceki derste bunları çözdüm. Bir önceki dersi tekrar dinlersiniz dersin. Sondaki sorulara bakarsanız orada görürsünüz. Kerbela, Cemel ve hakem olaylarının ortaya çıkmasının ortak nedeni demiş. Çok basit bir soru. Tabii ki görüş ayrılıkları, bir takım siyasi anlaşmazlıklar. Not alalım her zamanki gibi. Kanalımıza abone olup da beğenirseniz videomuzu da memnun oluruz diyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.